Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde dış teğet çemberi anlatmak istiyorum. Dış teğet çembere geçmeden önce öncelikle bir ön bilgi verelim. Arkadaşlar ön bilgimiz şu, bir tane açıortay var. Ve bu açıortayın bir noktasından kenarlara inilen dikmeleri bir inceleyelim. Arkadaşlar dikkat edin, şurası bir üçgendir. Şurası bir üçgendir, dik üçgendir. Dik üçgende bir açısı alfa, bir açısı 90 derece. Şuraya hesaplama yaparsak 90 eksi alfa kalır bu açının derecesi. Yine şurası da bir üçgendir. Bu da dik üçgende bir açısı alfa, bir açısı 90 derece ise yine şuraya 90 eksi alfa derece kalır. Arkadaşlar dikkat edin. Burada 3 tane açısı da birbirine eşit olan 2 tane üçgen elde ettik. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Arkadaşlar şu yeşille taradığım üçgenle şu taralı olmayan üçgen birbirine benzerdir. Benzerliği bir inceleyelim. 90'ın karşısındaki kenara, yani şuna C diyelim arkadaşlar. Şimdi bu üçgenle bu üçgen birbirine benzer olduğuna göre 90'ın karşısı ne? C. Kenar uzunluğu. Bu üçgende 90 derecenin karşısındaki kenar ne? C. Bu ne demek? C bölü C 1. Yani bu iki tane üçgen benzerlik oranı 1 olduğu için bu iki üçgen eş üçgen demektir. Eş üçgen demek, yani eşit açıların karşısındaki kenarlar birbirine eşittir. Yani alfanın karşısındaki kenara h dersem, bu üçgende alfanın karşısındaki kenara h demeliyim. 90 eksi alfanın karşısındaki kenara a dersem, yine bu üçgende 90 eksi alfanın karşısındaki kenara, kenar uzunluğuna a demem gerekiyor. Arkadaşlar bunun tersi de doğrudur. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bir tane noktada kenarlara dikindik. Şimdi burası buraya eşitse ya da şurası şuraya eşitse veya, o zaman bu ne demektir arkadaşlar? Şu ışın bir açıortay demektir. Dış teğet çemberde, iç teğet çemberde şu kurallara dayanır. Dış teğet ve iç teğet çemberlerde kullandığımız formülleri, bilgileri şu kuraldan türetiyoruz arkadaşlar. Şimdi dış teğet çember konumuza geçebiliriz. Arkadaşlar dış teğet çember üçgenin bir tane kenarına teğet, diğer kenarlarının da uzantılarına teğet olan çember demektir. Üçgenimiz şu. Şu taradığım üçgen. Bakın üçgenin bir kenarına teğet, diğer iki tane kenarının uzantılarını almışız. Evet, diğer iki tane kenar uzantılarına da teğet olan çembere dış teğet çember deniyor. Şimdi üçgenimizin şu kenar uzunluğuna A diyelim. Şu kenar uzunluğuna B diyelim. Arkadaşlar yine merkezden kenarlara da birer dik çizelim. Arkadaşlar bu arada hatırlatayım. Eğer izlemediyseniz
çemberde açılar konulu videomu izleyebilirsiniz. Burada anlatacaklarım çok daha iyi anlaşılır. Arkadaşlar, bir çemberin merkezinden teğet noktasına çizdiğimiz doğru parçası teğet noktasında teğete diktir. Bunun neden böyle olduğunu çemberde açılar konulu dersimde belirttim arkadaşlar. Buradan bir de şuna dikkat edin. Burası çemberin yarıçapı. Tekrar merkezden bu teğet noktasına da doğru parçası çizelim. Yine merkezden teğet noktasında teğete diktir. Yine merkezden şu teğet noktasına doğru parçamızı çizelim. Buraya da diktir. Tabii bunların hepsi yarıçap olduğu için hepsinin uzunlukları da birbirine eşittir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu bilgiyle bu bilgileri bir karşılaştıralım. Şu noktaları birleştirelim. Bakın şu bilgiye göre şu noktadan kenarlara inilen dikmeler eşit. Bu ne demektir arkadaşlar? Bu şu demektir. Ben şuraya alfa açısı dersem, şuraya da alfa açısı demek zorundayım. Yani bu bir açıortaydır. Nasıl bir açıortaydır? Dış açıortaydır. Üçgenin dış açısının açıortayıdır. Arkadaşlar bir de şuraya x dersem, şuraya da şu uzunluğa da x demek zorundayım şu bilgilere göre. Aynı şekilde şu merkezden şu noktayı da birleştirelim. Bakın şu bilgiye göre merkezden kenarlara inilen dikmeler var ve bu dikmeler birbirine eşit uzunlukları. O zaman ne demektir? Ben buraya beta dersem şu açıya da beta demek durumundayım. Yani burası da ne? Başka bir dış açı ortay. Arkadaşlar üçgenin şu köşesiyle yine çemberin merkezini bir birleştirelim. Arkadaşlar şu bilgiye göre yine bir noktadan kenarlara inilen dikmeler birbirlerine eşit. Yani ben şu açıya teta dersem şu açıya da teta demek zorundayım. Bu sefer ne oldu? Bir iç açıortay elde ettik. Tabii üçgenimiz şu. Üçgenimiz bu arkadaşlar. Karıştırmayalım. Yeşille taradığım yer üçgenimiz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Dış teğet çemberin merkezi bir iç açıortayla iki tane dış açıortayın kesim noktasıdır. Dış teğet çemberin merkezi bir iç açıortayla ortay ile iki dış açıortayın kesim noktasıdır.
Arkadaşlar dış teğet çemberin merkezinin neden böyle olduğunu anladık. Bir de üçgenin çevresiyle şu uzunluk, yani ben şuraya A dersem, şuraya da B dersem, ya da evet B diyeyim, şu noktaya da B diyeyim. Yani AB uzunluğuyla üçgenin çevresi arasında bir bağlantı kuralım. Bu bağlantı önemli arkadaşlar. Özellikle üç kenarı bilinen üçgenin alan formülünün elde edilmesinde bu bağlantıyı kullanacağız. Onun için bu bağlantıyı çok iyi anlamanızı, dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi üçgenin çevresine bakalım. Şu üçgenin çevresi nedir? Tamam arkadaşlar, artık burayla şöyle izole edebiliriz, karışmasın. A artı, bakın burası x artı. Arkadaşlar bir de şöyle bir yine şuna göre ben buraya şu uzunluğa y dersem, şu uzunluğa da y demem gerekiyor şu bilgiye göre. Yani buraya x dedim, buraya x demem gerekiyor. Buraya y dedim, teğet noktasından kenara kadar olan yere. Yine bu noktadan diğer teğet noktasına olan yere de y demek durumundayım. Bu ön bilgide verdiğimiz bilgiye göre. Şimdi üçgenin çevresini bulalım. A kenarının uzunluğu artı x artı y. Yani burası c kenarı olsa c kenarı neye eşit oluyor? X ile y'nin toplamına eşit oluyor arkadaşlar. A kenarı a artı x artı y artı b. Bakın a artı x artı y artı b. Yani çevreyi nasıl hesaplarız? Bir noktadan yola çıktığımızı, yürüdüğümüzü düşünelim. O şeklin çevresini dolaşıp tekrar aynı noktaya geldiğimizde o şeklin çevresini bulmuş oluruz. Arkadaşlar bir de şuraya dikkat edelim. Burası da önemli. Yine şu bilgiye göre şu uzunluk nedir? A artı x'tir. Peki arkadaşlar şu uzunluk nedir? B artı y'dir. Bakın gene bu ön bilgide verdiğimiz bilgiye göre arkadaşlar A artı x ile B artı y eşittir. Neden? Bakın bir açıortay var. Açıortayın aynı noktasından kenarlara indiğimiz birer dikme var. Bu dikmeler birbirine eşit. Dolayısıyla bu noktadan teğet noktalarına kadar olan kısım birbirine eşit. Yani A artı x ile B artı y birbirine eşittir arkadaşlar. Yani ben A artı x'e U dersem, y artı b'ye veya b artı y'ye ne demek zorundayım? U demek zorundayım. O zaman çevre ne eşit oluyor arkadaşlar? Bakın U artı U 2U'ya eşit oluyor. Evet arkadaşlar, B artı Y'de neye eşit? U'ya eşit. Yani B artı Y, şuraya ne diyebiliriz arkadaşlar? U diyebiliriz. U da neye eşit? Çevre bölü 2'ye eşit. Yani diğer bir deyişle iç açıortayın köşe noktasından teğetin bir tanesine kadar olan uzunluk çevrenin yarısına eşittir arkadaşlar. Tabii bu uzunluk ne oluyor burada? AB uzunluğu oluyor.
AB uzunluğu U, o da çevrenin yarısına eşit. Şu uzunluk ne eşit oluyor arkadaşlar? Yine U'ya, yani çevrenin yarısına eşit olmuş oluyor. Değerli arkadaşlar, yorumlar kısmını lütfen boş bırakmayınız. Yorumlarınız benim için önemli. Yorumlar kısmına özellikle anlayamadığınız konuları, çözemediğiniz soru türlerini belirtirseniz siz değerli öğrencilere çok daha fazla faydalı olurum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı paylaşırsanız, videolarımı beğenirseniz sevinirim. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dilerim.